Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Bursa UMY Karavan'a misafir olduk. UMY Karavan'ın ikinci el bir aracı var. Araç satılık, bilginiz olsun. Şimdi birazdan onunla alakalı detaylı videoya geçeceğiz. Uğur abimizden de bilgilerini alacağız. Sizin de sorularınız, yorumlarınız olursa videonun alt kısmındaki yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Destekleriniz benim için önemli. O zaman ne yapıyoruz? Videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar, Uğur abimizle beraberiz. Şimdi az evvel bahsettiğim satılık olan araçla alakalı detaylı bilgileri alacağız Uğur abimizden. Uğur abi merhaba. Merhaba. Tekrar buluştuk. Evet. Uzun bir süre oldu ama. Evet. Tekrar beraberiz. Yeni bir araç daha bitmek üzere, onunla da beraber olacağız. Şimdi abi, araçla ilgili senden bir bilgi alalım. Bizim biliyorsun bir konseptimiz var. Hı hı. Önce dışını dönüyoruz. Evet. Sonra arkadan başlıyoruz ve içeri geçiyoruz. Evet. Evet, aracımız kaç model, kaç binde? 2010 model Citroen, 190 binde. Evet. İlk yapmadan önce de temiz kullanılmış bir araçtı bu. 2 yıl oldu bunu yapalı. Şimdi arkadaşımız bunu satıp biraz daha off-road var bir karavana dönmek istiyor. Evet. Kendisi dağcı. Tamam. Dolayısıyla bunu satmak istedi. Biz dedik hem çekim yapalım hem arkadaşlara tanıtalım. Tamam. Arabacımızı da gösterelim istedik. O zaman şöyle önden başlayalım. Tamam. Sonuca doğru gelelim dışında. Evet abi. Şimdi bu arabanın dış taraftaki değişikliği bir tentemiz var. Kendinden kollu. Hı. Ayakları içinden çıkıyor. Evet. Harici televizyon antenimiz var. Tamam. Yani uydu çana. Tamam. Onun dışında buralarda bir işlem var mı? Önde yok, yok sadece yani. Koruma barları var. Yan etekler var. Tamam. Başka bir değişikliği yok. Evet. O zaman böyle devam edelim evet. Abi. İnsanlarımızın yaptığı pislikleri de biraz göstereyim abi. Görüyorsunuz. Şöyle canım yere gelip şunları atıp gidiyorlar arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok yani. Evet. Devam edelim abi. Oturma grubunun yanına bir cam açtık bunda. Evet. Bir de banyoda ekimiz var. Tamam. Yukarıda iki tane güneş panelimiz var. Evet. 170 watt. Okey. Şöyle arkaya doğru geçelim. Yanında daha başka bir detay yok çünkü. Evet. Evet. Üstte bir kameramız var. Üstte evet. Geri görüş kameramız var. Evet. Tamam. O zaman abi açabiliriz. Arkayla devam edelim. Evet. 500 litrelik bir temiz su depomuz var burada. 500 litre. Evet. Tamam. Gayet de geniş bir alan var abi burada. Evet. Aynen. Harici bir dış duşumuz var. Evet. İçeride de ayrı duşumuz var. Bakalım başka söyleyebileceğimiz bir detay var mı abi? Yok, dolu mağazımız burada. Hı hı. Tamam. Burada arkası işte masamız, böyle. Sandalyemiz falan işte yedek lastiğimiz. Şöyle perdeler var. Perdelerimiz varmış. İşte. Evet. İki tarafta da. Abi o zaman seni şöyle içeriye tamam. Doğru alalım. Bir şu arkayı bir anlatalım. Sonra ben eşlik edeceğim zaten. Muazzam sıcak. Evet. Burada herhangi bir aydınlatma buralarda yok, sadece evet, şurada sadece tavanda optik aydınlatma mevcut. Var. İki kişilik yani. Bir yatağımız var. Tamam, kaça kaç abi yatak? 1.40'a 1.80. Evet. Dolaplarımız var, depolamaları. Büyükçe bir dolabımız evet. Var. Evet. Aynı şekilde. Aynı şekilde karşılığı var. Tamam. Bakıyorum başka bir detayımız var mı? Buralarda zaten yanlara bir cam uygulaması yok, yapılmamış. Yok, yapmadık evet. Evet.
O zaman abi ben içeriye doğru geliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar aracın içine başlamadan önce ben şöyle ön tarafı bir göstereyim size. Buracığım kokpitte bir uygulama var mı? Sadece aracın? Döner koltuk mekanizmaları taktım. Tamam. Burada bir oynama yok. Orijinal. Orijinal. Tamam. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Tamam abi. Buradan devam edelim. Şimdi evet, girişte bizi ne karşılıyor? Bir basamağımız var. Evet. Sabit. Sabit bir basamağımız tamam. var. Bir de şurada ayakkabılığımız var. Okey. Vallahi güzel düşünülmüş. Şey yer yani. Evet abi. Burada herhangi bir şey yok zaten. Hiç kapak yok, falan. Evet. Bir saklama yeri yok. Evet. O zaman şöyle ufak ufak girelim. Başlayalım abi. Şuradan devam edelim. Burada bir TV'miz var. TV tamam. ünitesi de içinde. Uydu cihazları. Gözün içinde. Evet evet bunun içinde. Tamam. Aynı zamanda burayı saklama alanı olarak da kullanıyor. Depolamanda kullanılıyoruz. Tamam. Yine normal dolaplarımız var burada. Şurada evet. elektrik kontrol ünitemiz var. Evet. Bu araba hazır seyahatten gelen bir araba. Zaten, evet. evet kullanılan bir araba. Saklama burası güzel. Oturma grubumuz. Evet. Burada bir hekimiz var. Sinekliğimiz var. Tamam. Hemen şu oturma grubumuzun alt tarafı başlıyor. Bu araç. Ruhsatta kaç kişi geçiyor abi? 1 artı 1 bu. 1 artı 1. Evet. Akü grubumuz, invertörümüz ve uzatma kablomuz. Dışarıdan elektrik almak istersek diye. Tamam. 2 tane 200 amperlik akümüz var orada. 200 amper. Evet. Tamam. Burada? Orası boş. Orası boş. Tamam. Saklama alanı. Masamız da bu şekilde. Bu masa indiğinde... Kaça kaç oluyor abi bu sünger onun üzerine geliyor. Evet. 1.65 boyunda bir yatağımız oluyor orası. 1.65. Evet. Tabii bunu döndürdüğümüzde daha da uzun. Tabii. Tabii. Tamam. Evet abi. Burada mutfağımız var. Tamam. Şöyle bir musluk sistemimiz. Evet. Mutfak dolaplarımız yine saklama gözlerimiz. Güzel. Burada hep bas çek kilit kullanıldı. Tamam. Evet, tamam. Buralar dolu zaten. Evet, çekmeceleri gördük. Bunun arkasında başka bir şöyle kapatalım abi. Evet. Herhangi bir giriş yok yok. Sadece şurada bir prizimiz var. Evet, tamam. Şurada bir aydınlatmamız evet. var. Üst tarafta şöyle göstereyim. Yine dolaplarımız evet. Evet. Yalnız çok güzel ya. Evet, amortisörler çekiyor bunlar şeyli deve evet, boyunca geçiyor. Evet. Böyle bir dolabımız var. Mini tamam. buzdolabı. Şöyle... Bunun altı da yine bir depolama alanı. Tamam. Evet. Şurada ben çıkayım istersen. Olur. Sen hatin kendin aç. Tamam. Vebos tavuz var. Yukarıda olur. Evet. Evet abi. Tamam. Ben şuraya gelmişken abi şu arkayı da buradan da bir göstereyim. En azından. Buradan da bir bilgi olsun. Evet. Abi yapılalı ne kadar oldu bu araç? 2 yıl oldu. 2 yıl. 2 yıl oldu ama araba ilk 1 yıl hiç kullanılmadı. Arkadaşımızın işinden dolayı kullanmadı. Yaklaşık işte 5 veya 6 seyahate gitti. Yani 1 senedir kullanıyor diyelim. 1 senedir. Evet. Abi açabilir miyiz? Tabii. Iki? Bu aracın orijinal ikisi mi? Yok sonradan. Sonradan açma tabii. Tamam. Şurada da duş ve tuvaletimiz var. Evet. Majoratörlü tuvalet. Tamam. Bu şekilde. Evet. Gayet güzel. Evet. Burası da okey. Başka abi söyleyeceğimiz, senin ekleyeceğin var mı? Atlamayalım. Yani bu araç 3 kişinin yaşayabileceği bir araç. Evet. Zaten arkadaşımızın 3 kişi kendileri. Oturalım abi. Evet. Çok fazla ağır bir malzeme kullanmadı bunda. Yani sade ve şık bir araç oldu. Tamam. Kullanışlı bir araç. Arabanın kendisi de çok güzel. Yani 190 bin doluşu, evet. kazası yok, olmaması, diri. Kasa indirisi. Evet. evet. Yakıt çok önemli bunda. 2200 motor bu. Yaklaşık en son seyahatten geldiğinde 48 kuruş yakmış. 100-110 kilometre hızla gittiğinde. Kaşa gittim kuruş. Diyordu en son. Evet, Kaşa gitti geldi. Evet, 48 kuruş. Evet. Çok iyi yani. Ama dediğim gibi arkadaşımız kendi Dağcı bunu satıp biraz daha off-road vari bir karavana geçmek istediği için. Evet. 4x4 gibi bir şey mi olacak? Evet. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Onu da çekeriz abi. İnşallah. 4x4 videomuzda olur.
Evet, şimdi aracın maliyeti ve tutarıyla alakalı da bir bilgi alalım. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım abi. Şimdi bu araca ne istiyoruz? Şimdi bu araca aslında normalde 210-215 gibi düşünüyor ama bir sezonu kaçırmadan diğer aracılara da başlamak istediği için evet. Yani 200 bin lira gibi bir rakama satmayı düşünüyorum. 200 bin lira evet. Gibi bir rakam. Vallahi benim diyecek bir şeyim yok. Şimdi maliyetle alakalı. Şimdi senin yaptığın diğer araçlar da var. Evet. İzleyiciler onları da gördü. Evet. Bu aracı da gördüler. Yani bu araçta çok farklı bir uygulama yapmışsınız. Evet. Diğerlerine göre farklı. Evet. Bu normal tam bir hani karavan, işte tuvaleti, banyosu olan evet, bir karavan. Evet. O yüzden fiyat tabii ki size kalmış bir durum. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Aracı gördünüz. Biz olabildiğince anlattık, çektik. Kullanılan bir araç. Bir sene ancak kullanılmış. Aracı da 200 bin lira gibi bir rakam istiyorlar. Düşünürseniz ben zaten iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Videonun alt kısmında, açıklama bölümünde. Uğur abimle de iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Onun dışında farklı sorularınız, şeyleriniz olursa da, fikirleriniz olursa da telefonda seve seve direkt yardımcı olur. Evet, iletişime geçersiniz. Onun dışında ekleyeceğimiz bir şey var mı Uğur abiciğim? Yani şu an bir şeyimiz yok. Olay bu. Evet, arabada bu. Hiçbir masraf da yok. Evet. Yok, araçta bir sıkıntı yok zaten. Evet. Gayet iyi durumda ve diri. Evet, çok güzel bir araba. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bundan sonrası muhabbete dönüyor. Artık bir sonraki aracımızda, yeni bitecek olan bir aracımız var. O videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Uğur abicim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.